Balkanlarda yaşamak istediğim üç yerden biri olan Karadağ'ın benim nazarımda her zaman ayrı bir yeri oldu. Sadece kendi coğrafi yakınlığı olan ülke insanları için değil, mesafe olarak uzak yerlerden de birçok insanı eşsiz doğal güzellikleri sayesinde çekim alanı haline getiriyor Karadağ. Yakın zamanda AB'ye girmesi beklenen bu ülkeye naçizane tavsiyem Türkiye'ye henüz vize uygulamadan gidilmesidir. Giden birçok insanla Karadağ üzerine konuştuğumuzda ve web'ten kabaca ülke hakkında bir arama yapıldığında ülkenin küçük ve sevimliliği, doğal güzellikleri üzerine uzun uzadıya anlatımları olduğunu göreceksiniz. Fakat bu yazıda Karadağlıların buralarda pek bilinmeyen, Balkanlarda ise efsaneleşmiş tembelliklerine değineceğiz. 2006 yılında Sırbistan'dan ayrılıp bağımsızlığını ilan eden bu genç ülkede insanların en dikkat çeken özelliği tembel oluşları. Üstelik bunu kendileri yarı şaka yarı ciddi itiraf ediyorlar. Aslında hayatı acele etmeden sindirerek yaşıyorlar. Tüm Karadağlıların nezaketlerine sığınarak Karadağlıların tembellik üzerine tavsiyelerini derledik. Balkanlarda yaşamak istediğim Çetin abim kaydediyor. Birkaç tane tembelliği öven. Şimdi geliyor mu sesim efendim? Daha mı iyi? Birkaç tane çevireyim sizin için. Diyor ki, insan yorgun doğar ve dinlenebilmek için yaşar. İkinci bir tane çevirim efendim. Diyor ki, gündüzleri dinlen ki geceleri uyuyabilesin. Bir tane daha çevireyim. Ola ki diyor, dinlenen birisini gördüğün zaman ona yardımcı ol. Yardım et. Son bir tane daha çevirme efendim. Bildiğin halde bu beni hep güldürüyor. Ola ki diyor, çalışma isteği duyarsan otur, bekle, göreceksin ki geçecektir. Bu neden? Karadağların tembelliğinden mi? Bizim Karadeniz fıtraları gibi, ama benim kendi kişisel yorumum şöyle, doğa sert. Burada benim ailemden dinlediğim hikayeler var. Bele kadar kar, babamdan dinlediğim hikayeler. Hastane işiniz düştü, en yakın hastane bir gün mesafede. Kar, kış yürüyorsunuz. Ununuz bitti, bir ihtiyacınız var, yine yarım gün bir yere yürüyorsunuz. Hani yürümeye başlayınca yoruldum, aman dinleneyim, öyle bir şansınız yok, yol bitecek. Dolayısıyla bence büyük ihtimalle enerjiyi verimli kullanmakla alakalı. Fırsat bulduklarında Karadağlılar dinlenmiş. taş atma olayı. Zeka ürünüdür. Taş atma olayı. Tekrar edelim. Sabah Metin abimi çekermiş. Karadağlı'ya, Karadağlı yatağının başında iki tane taş bulundurur. Neden diye sorarlar. Cevap, bir tanesinin camın açık olup olmadığını kontrol etmek için. Siz de artık biliyorsunuz, sizi söyleyeyim. Diğerine ışığın, evet, lambayı, ışığı söndürmek için. Karadağlı yatağının başucunda neden sandalye bulundurur? Uyandığında dinlenebilmesi için, evet. Vesaire devam ediyor efendim. Umarım. Güzel. Karadağlılar, insan yorgun doğar, dinlenmek için yaşar derler. Yatağını kendini öper gibi öp. Geceleri uyumak için gündüzleri dinlen. Çalışmak öldürür. Dinlenen birini gördüğüne ona yardım et. Çalışabildiğinin en azını çalış, mümkünse işi başkasına yaptır. Gölgeler kurtuluştur. Dinlenmekten ise kimse ölmez, tarlada çalışanlar için söylenmiş. Çalışmak ölüm getirir. Çalışarak erken ölme. Olur da çalışma isteğin gelirse otur, bekle, göreceksin ki geçecek. Yiyen birini görünce yanaş, çalışanı görünce uzaklaş, rahatsızlık verme. Bugünün işini yarına bırakma, erteleyebildiğin kadar ertele. Her Karadağlı'nın yatağının başucunda uykudan uyanır uyanmaz oturup dinlenmesi için mutlaka bir sandalye bulunurmuş. Hoşça kalın.